Aşçı. Aşçı doğru cevap. Zoolog. Buyurun. Zoolog doğru cevap. Ne diyoruz bunlara? Çin icadı. Çin icadı doğru cevap. Rapor almak. Rapor almak doğru cevap. Hanımlar, beyler, hafta finalinin ikinci yarışmacısı Elif Hanım'la masa başında bir araya geldik. Tekrar merhaba Elif Tekrar Hanım. Merhaba, merhabalar. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Yani yok, olsaydı anlatsaydım keşke ama her şey aynı devam ediyor. Bir değişiklik. Harikulade. Peki, yalnız mı geldiniz? Yok, eşim ve annemle geldim. Eşiniz ve annenizle geldiniz. Bugün tribün dolu Elif Hanım için. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Peki, bir sayı var mı kafanızda? Yani... Şimdi 9600'ü gördük. O bayağı heyecan verici bir puan. Acaba bugün de oraları görür müyüz gibi bir heyecanımız var mıdır? Yani açıkçası umudum var ama Serhat Bey'in sorular beni bir tık korkuttu. Öyle hemen bulamadığım şeyler oldu. Dedim acaba hafta finali daha zor, aynı puan olmayabilir çıt, falan düşündüm. Tabii yani bir çıt daha sarsıcı şeyler yaşanabiliyor. Ama göreceğiz tabii, göreceğiz, belli de olmuyor. Bildiğim sizin, yerden gelirse. İnşallah bakalım. Ben de merak ediyorum açıkçası performanslarınızı. Çünkü bu hafta finalindeki yarışmacılarımız bayağı iyi yarıştılar sevgili izleyenler. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Bakalım neler yaşanacak, başlayalım mı? Tabii. Hanımlar, beyler, ilk sorumuz geliyor. İnsan bedeninde hem mekanik hem kimyasal sindirimin gerçekleştiği mide. Yer. Hayır. Ağız. Ağız doğru cevap. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Deminki gibi Gres gibi bir şey yaşanacak diye. Ödüm koptu. Allah'tan da hallettik hemen. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım. En fazla çavuş rütbesindeki askerlere verilen toplu Erat. Ve genel ad. Erat doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. İsim soylu bir kelime isteyeceğiz şu soruya cevap olarak. Mecazi anlamda gençlik çağı. O günler, o eski zamanlar. Yok yok, gençlik çağına ne denir? Hayatının gençlik çağı denmez de. Bahar. Bahar doğru cevap. Efendim, batı kökenli bir sözcük. Yine beş harfli. Bakalım nasıl sordu editörümüz. Özel bir kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş proje. Bilimsel çalışma tasarısı ne? Proje. Proje doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. İsim soylu bir sözcük sormaya karar vermiş yine editörümüz. Bakalım nasıl sormuş. Kutlu ve aziz kılma. Kutsama. Onun Arap değil. Onun Arapça kökenlisi. Aziz. Değil değil. İşte, nokta nokta etme. Takdis. Takdis doğru cevap. Altı harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. İnanır mısınız? Gelsin bakalım. Satrançta kral öldü diyen terim. Şahmat. Şahmat doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Bakalım nasıl soruyoruz. Kısa veya özlü anlatımı olan hikaye. Batı kökenli. Evet. Kısa veya özlü. Evet. Size bir nokta nokta anlatayım. Falan. Anekdot. Anekdot doğru cevap. 3700 puanımız var. 3 dakika 5 saniye süremiz var. Öyle. Ve 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Mobil sahur çalgıcısı. Davulcu. Davulcu doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Bir birleşik kelime soruyoruz. Gelsin bakalım soru. Mevlevi tekkelerinde dervişlerin dönerek ayin yaptıkları özel bölüm. Yah diye mi bitiyor acaba? Değil. Hane. Evet. Dönerek ayin yaptıkları yer. Hane. O 4 harfli olacak o zaman. Evet. Dönerek... Semahane. Semahane doğru cevap. Peki, 8 harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz efendim. Buyursunlar. Tek taşın taşı. Pırlanta.
Pırlanta, doğru cevap. Batı kökenli gibi tınlamadı kafamda. İtalyanca kökenli. Evet, bilmiyordum. Pırlanta. 9 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız size. Gelsin bakalım. İşten çıkarmak, kovmak anlamlarında bir deyim. Sepet. Değil. İşten çıkarmak. Evet. Düşünelim. Kovmak. 2 kelime. Def etmek. Değil. Daha mecaz düşünmenizde fayda var. Böyle önünü açmak gibi. Önünü açmak. Gibi. Ha yani. Yani şey, yol vermek. Yol vermek doğru cevap. Yine 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk ağzında kullanılan bir söz dizisi bu. Gelsin bakalım. Atlas Okyanusu'nda sulara gömüldüğüne inanılan Atlantis'e genel anlamda yakıştırılan bir isim. Kayıp kıta. Kayıp kıta doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Birleşik kelime soruyoruz. Gelsin sorusu. Bilgi ve ustalık istemeyen ancak iletişim ve ulaştırma sağlayan her türlü basit iş. Ayak işi. Gibi bir şey. Hamallık. Değil. Ayak iyiydi. Yani mantığı iyiydi. Tamam, bunu biliyorum ama gelecek. Kesinlikle biliyorsunuz. İstemeyen. Bilgi ve ustalık istemeyen ancak iletişim ve ulaştırma sağlayan her türlü basit iş. İletişim ve ulaştırma. Ulaştırma sağlayan her türlü basit iş. Ayak işinden devam edebilirsiniz. Ulaştırma sağlayan. Yürümek, ulaştırmak, araba, ulaştırmak, araçlar. Ulaştırmak. Vardırmak. Mesela işte iki tane fiil var. Mastar falan yok. İki tane fiil. Getir götür. Getir götür doğru cevap. Yine 2 kelimeden oluşan ve fakat bu sefer mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Herhangi bir sanat dalında performansını sergilemek üzere izleyici karşısına çıkmak. Sahne yapmak. İyi başladınız. Sahne verme yok. Mak olacak ama. Evet. Sahne. Devam. Buradan devam edersin. Tek 2 kelimeydi değil mi? Evet. Türetin efendim. Sahne yapma, sahne çıkma, sahne. Şimdi. Almak, sahne almak. Sahne almak doğru cevap. Sahne vermek mi Elif Hanım? Bir an kendinizi kaybettiniz. Gerçekten öyle oldu. Heyecan. 9800 puan aldınız Elif Hanım. 1 dakika 13 saniyede bıraktınız. Abdullah Bey'in İstanbul kartını ben şimdi kendisine takdim ediyorum. Berfin Hanım'la direkt yarışacaksınız belli ki. bunu niye aldı benim de? Ben de ne yapacağımı şaşırdım sevgili izleyenler. Çok tebrik ederim. Harika teşekkür yarıştınız. Ederim. Çok sağ olun. Başka da diyecek size harika şey anlattınız, teşekkürler. Aynen, benim de faydam olmuştur tabii sevgili tabii izleyenler biraz. Çok tebrik ediyorum. Bakalım neler yaşanacak. Yani sürprizlerle dolu bir gün gibi kesinlikle görünüyor sevgili izleyenler. Hanımlar, beyler, Elif Hanım'ı alkışlarla yarın uğurluyoruz ve Abdullah Bey geliyor.